Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 19 Ekim 2024'ün ikinci videosu. Seste dalgalanmalar oluyor diyor arkadaşlar da onu da çözmeye çalışıyorum. Zamanla arkadaşlar yani ee, şöyle söyleyeyim filtreler şu gürültü filtresini kaldır diyelim. Şimdi kaldırdım. İnşallah şimdiden sonra bir sıkıntı olmaz. Ha çevre sesleri duymamak için bu filtre. Çevre sesleri duymadığı zaman daha rahat ediyordu. Neyse. Ben hemen hızlıca geçeyim. Fenerbahçe Medikan'a deplasmanda set vermeden galip. Biliyorsunuz biz, biz bir spor kulübüyüz. Ve Voleybol Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Medikan'a konuk olduğu Keçiören Belediye Sigorta Şopu 3-0 mağlup etti. Ee, yani kızlarımız iyi gidiyor maşallah. Allah nazardan korusun. Anna Kristina, Uçkova, Melisa Vargas, Vasileva, Aslı Kara... Kalaşlıyor, Aleriye Karasoy, Özlem Güven, Gizem Örge, Dicle Nur Babat ve Safranova şeklinde bir şey var. 75 dakika oynanmış. Birçok kişi mesela bunlardan habersiz oluyor. Glasgow Rangers'tan Ryan Kent açıklaması. Rangers teknik direktörü Philip Clement Ryan Kent'le ilgili açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki Fenerbahçe çocuğun hayatıyla oynadığı çocuğu mahvetti. Yazıklar olsun Fenerbahçe bir kişinin hayatını söndürdü Desem inanırsınız herhalde. Adam açıklamasında demiş ki arkadaşlar. Bir yıldır söylentilerle ilgili bir şey söylemekten kaçındım. Yine dedikodularla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Elbette Kent'i uzun zamandır tanıyorum. Rangers'a transfer olduğu dönemde onu kulüp bürcü almak istemiştim. Ama sanırım Rangers daha iyi bir anlaşma sundu. Ve Kent Rangers'ı tercih etti. Ama şu anda transferle ilgili dedikodulara girmeyeceğim demiş. Yani Fenerbahçe'ye gelmeden önce İskoç Ekim'de 218 maç 33 gol 56 asist Fenerbahçe'de 19 maç 1 gol 2 asistlik katkı. Ama tabi şu da bir gerçek. Ee, yani futbolcu biraz da kendine etti ya. Yani ne derseniz deyin bana biraz da kendine etti açıkçası. Ee, ya arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bazı şeyleri söylemediğin zaman hoş olmuyor. Söylemek zorundasın. Çünkü ne yaparsan yap arkadaş şu oldu diyorsun. Ya o, o da olmaz. Bu oldu diyorsun ya o da olmaz ya bu şöyle oldu diyorsun. Hayır ya imkanı yok diyor. Öyle bir dünya yok. Fenerbahçe çocuğu mahvetti. Kariyerini şöyle yaptı. Böyle yaptı. Yani <laughs> türlü türlü şeyler. Kardeşim bak bir kez daha söylüyorum. Evet Ali Koç hata yapmıştır. Evet futbolcuyu erken almıştır. Lafım yok. Yani hocaya sormadan. Sonra da hoca gelmiştir beğenmemiştir. Bu ayrı mesele ama futbolcular Lazio'dan gelen teklifi kabul etmediği anda o da kendine yapmıştır. Milli aradan iyi dönüyor Fenerbahçe demiş. Son 3 yılda milli ara sonrası oynadığı 10 süperlik maçından 7 galibiyet çıkardı Fenerbahçe diyor. Ki ben normalde milli aralara giderken ve dönüşte korkarım. Gerçekten korkarım. Yani son 3 yıllık performansı yüz güldürüyor demiş. Son 3 yılda oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı diyor. Bu sezon 2 maçı da kazandı milli aradan sonra. Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0. Adana Demirspor evinde 4-2'lik skorla geçmeyi Başardı diyor. ikinci milli yaradı Adana Demirspor'u. Bir yanlış var biz. Adana Demirspor'u 1-0 yendik. Herhalde bir yanlışlık var. Fenerbahçe son 10 yılda milli ara sonrası Trabzonspor ve Beşiktaş'a kaybetti. Yani demek ki milli ara sonrasında derbi Fenerbahçe'ye sıkıntı yapıyor. E, bence Samsun yönetimi de Fenerbahçe'nin Samsung e, Samsun maçın derbi havasında önemsemesini ve kaybetmesini istiyor. Hani benim duyduğum bu kadar tahmin ettiğim bu kadar daha doğrusu. Anlatabiliyor muyum? Yani benim e, düşünce ilginç bir olay var. Cengiz Ünder'in gözü formada diye bir haber vardı. Şimdi doğruya doğru Cengiz Ünder'i Fenerbahçe gönderemedi. Gönderemeyince haliyle de oyuncu kendine şans tanınmasını istiyor. Çok istekli çalışmasını sürdürüyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda iki eksik. Tahmin edin bakalım kimler eksik. Şimdi Samsun Spor'a deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'miz maçın kamp kadrosunu açıkladı. Yalnız <laughs> kadro ilginç. Yani İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Osayi Samuel ve Çağlar Söyüncü de kafilede yer aldı. Aslında kafilenin ee, görselini atsam mı ekrana diye düşünüyorum da bir taraftan da diyorum ki ya ne gerek var? Yani benim bir bilgim var arkadaşlar onu söyleyeyim. Cengiz Ünder kasıktan bir sakatlık yaşadı. Yani duyduğum kadarıyla. Hacı Yağ Sabuncuğlu da paylaşmış pardon. Şimdi kasıktan tamam dur. Aynen Yağ Sabuncuğlu şöyle söylüyor. Cengiz Ünder kasık sakatlığı yaşadı. 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor diyor arkadaşlar. Yani 3-4 haftalık bir sakatlık süresinden bahsediyor. Bilginiz olsun. Ee, yani hayırlısı olsun ya. Başka ne diyeyim yani hayırlısı olsun. Çok şey söylemeye gerek yok. İnşallah e, hakkımızda hayırlısı olsun. Neyse şimdi ben şey kamp kadrosunu söyleyecektim. Onu söyleyeyim de asıl konuya geçeceğim. Şimdi önümüzde 6 önemli maç var. Allah'ınızın kitabınızın için arkadaşlar lütfen yani lütfen 6 maçlarına destek verin. Kötü oynarsa bak beni eleştirin. Sıkıntılı oynarsa beni eleştirin. Galip gelelim yeter. 6 hafta. Ne olur 6 hafta değil pardon 6 maç. 6 maç ne olur? Beni eleştirin. Bana kızın. Siteminizi bana yapın. Ama 6 maç takımıza destek verelim. Şimdi kamp kadrosu Dominik Livakovic. İrfan Caneribayt biliyorsunuz o da sakattı. Ertuğrul Çetin. Hocam bu kadar da büyük yapmana gerek yok. Görüyoruz tamam. Bright Osayi Samuel. Mert Müldür. 2 tane sabık. Çağlar Ciko. Bekao Samet. 4 <laughs> tane stoper. Osterwold, Levent Mercan. 2 tane sol bek. Çok güzel. Amrabat 1. Bartu Elmaz 2. 2 tane ön libero. Mert Hakan Yandaş Fred Santos 2 tane 8. 2-6 2-8. Sebastian Şimanski 10. Filip Kostic sol kanat diyelim. İrfan Can Kahveci sol kanat diyelim. Oğuz Aydın e, ya da şöyle söyleyeyim. Filip Kostic sol. Maximen sol. Oğuz Aydın sağ kanat. İrfan Can Kahveci sağ kanat. Dusan Tadis Sebastian Şimanski 10 numaralar. Edince ko Yusuf en nesiri ve Cenk Tosun şeklinde. Yani bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de kadromuz o kadar geniş ki şu eksik bu eksik diyemiyoruz. Yani buna bir bahanemiz yok açıkçası. Herkes bence tam yerli yerinde. Hocam Cengiz ne oynadı da sakatlandı? Arkadaşlar bunu WhatsApp grubuna da açıkladım. Size de açıklayayım. Haksızlık olmasın. Ben size ne diyorum? Oynamayan futbolculara yükleme yapılıyor. Yani fizik yüklemesi, kondisyon yüklemesi, vücut yüklemesi. Hani e, oynamaya... Şöyle söyleyeyim size. Halı saha maçına uzun süre gitmezseniz ne olur? Göbeğimi göbeği salarsınız değil mi? Ya, aa 82 bin mi? O kadar olduk mu ya? Şaka mı lan bu? Hey maşallah. <laughs> Vallahi ben sevindim ya 82 bin. Aa ciddi ya. Hey maşallah. Arkadaşlar çok teşekkürler. Hızla... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz videoların izlenme sayısını yanlış görüyorsunuz. Yani size çıkan sayıyla bana çıkan sayı bir değil arkadaşlar. Daha fazla size az gösteriyor sanırım. Neyse mühim değil. Mühim olan nedir? Mühim olan Fenerbahçe şampiyonluğu arkadaşlar. Lütfen. Lütfen ama lütfen destek olalım arkadaşlar. Ben kamp kadrosuna ilgili bir şey de söyleyeyim. Ya ben normalde Oğuz Aydın'ı ilk 11'de bekliyorum. Sürpriz olarak. Mühim. Değil. Cihazınızı fişe takmayı düşünebilirsiniz. Takalım o zaman fişe. Neyse 41 dakika diyor daha 41 dakika var. Neyse bunu çok mühimsemiyorum. Fenerbahçe'nin Samsun Spor maçı 11'i. İrfan Can Kale'de, Mert Müldür sağ bekte, e Çağlar Söyüncü ve Ciku ikilisi stoperde, Levent Mercan sol bekte, Bartu Elmaz, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek Katalamadım maalesef. Mert Hakan Yandaş 10 numarada, Cengiz Ünder sağ kanat, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın dedim ama tutturamadım. Yani bir tane bile tutturulmaz mı? Bir tane bile tutturamayacağım. İlk 11. <laughs> Bu da çok mühim değil. Elif Elmas. Günün bombası. Elif Elmas Fenerbahçe'ye önerildi arkadaşlar. Leipzig'te istediği süreyi bulamayan Elif Elmas ara transferde ayrılmayı düşünüyor. Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak Fenerbahçe Elif Elmas'ı düşünmüyor. Yani ee, düşünmüyor arkadaşlar. Bize önerildi ama biz düşünmüyoruz. Şunu da söyleyeceğim. Transfer market yetkilileri eğer bu videoyu izliyorsanız transfer marketi düzeltin. Fenerbahçe Elif Elmas'tan 17 küsür almadı. 19 milyon euro civarında bir para kazandı. Bilginiz olsun. Hani yarın bir gün demeyin ki ulan sıradan bir öğretmen bizi rezil etti. Biz de bilmiyorduk. Keşke dinleseydik adamı demeyin. Şimdi gelelim gündem bomba olayına. Galatasaray taraftarı Galatasaray itiraf etti diyeyim. Galatasaray hani Fenerbahçe nedir? Fenerbahçe taraftardır. 12 numaradır. Herhalde Galatasaray da taraftardır. Başka bir oluşum olacak hali yok. <laughs> Bu arada Galatasaray camiasına da başı sağ olsun. Sevdiklerine, sevdiği insanlar vefat etmiş. Herhalde bir e, Galatasaraylı dönerci mi vefat etmiş? Bir şey vefat etmiş. Tribünlerin sevilen ismi mi diyor? Bilmiyorum. Neyse. Ee, sevdikleri varsa... Vefat ettiyse başları sağ olsun arkadaşlar. Yoksa şimdi başka şey yapması Neyse Galatasaray taraftarı itiraf etmiş. Yasa dışı bahin sponsoruyla... Açık açık imzaladık. Savcılar göreve Galatasaray'ı kapatın demişler. Hadi lan oradan. Galatasaray taraftarı der mi? Der arkadaşlar. Şimdi Galatasaray taraftarı... Paşa gruptan ilgili... Bayağı ağır sözler söylediler. Hani bunun bir şerefsizlik olduğundan bahsettiler. Bu sponsorluğu. Hatta şöyle biraz daha süreyi uzatalım. Hani bu sponsorluğun bir şerefsizlik olduğundan bahsettiler. Bunun kara para aklama olduğundan bahsettiler. Kumarhane olduğundan bahsettiler. Yani kumarın alışkanlık yapacağından, yasa dışı bak bakın Mesela şu arkadaş çok omurgalı bir arkadaşa benziyor. Yasa dışı bahis oynatan Paşa Grup 2 yıldır size sponsor. Bunu neden konuşmadınız? Çünkü konu Fenerbahçe olunca her şey serbest diye. Şimdi aynı meziyetli şerefli arkadaşımız şu ne e, Top Bey Eltun El Top Bey Eltun Bey. Yani yasa dışı bahis oynatan Paşa Grup 2 yıldır bize sponsor. Aşağıdaki tarih 16.09.2024. 58.600 kişi de görüntülemiş arkadaşlar. Ya çünkü Fenerbahçe olunca her şey serbestmiş. Aynı şerefli arkadaş yaklaşık yine 56.800 e, görüntüleme almış. Tarih 19 Ekim 2024. Algı bile yapamayacaklar mükemmel iş. Fenerbahçe'nin anladığı dilden. Ne için demiş bunu biliyor musunuz? Paşa grup Galatasaray'ın sponsoru olarak şortunun arkasında yer alacakmış. Yani bakın Allah bunları bildiği gibi yapsın. Rabbim bunlara bunlar gibi muamele yapsın. Allah bunlara bunlar gibi muamele yapsın. Başka hiçbir şey demiyorum. Fenerbahçe Paşa gruptan imzaladı. Yorum bizdeninmiş. Yani bahis, kara para aklama işinin olduğundan söylüyorlar. Hani kumarhane değil mi bunlar? Neyin kafasını yaşıyorlar? Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın sponsoru Paşa Grup şudur budur. Bir tane daha görsel vardı ya. Bunların çok e, namussuz bir sayfası vardı. Yani namussuz bir sayfaları vardı bunların. Milletin böyle bilgilerini falan aktaran Allah'tan korkusuz bir sayfaları vardı bunların da. Neyse. Ben başka başka sayfa paylaşan sayfa varsa oradan da paylaşayım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Samsun Spor geçen sezon Galatasaray en iyi futbolcusuna sakat olduğunu söylemiştik, kadroya almamıştı. Daha sonra futbolcu çıkıp sakat değilim. Neden kadroda değilim bilmiyorum demiştim. Hani herhalde e, Galatasaray camiası kendini çok şey yapan bir camia. Yani neyse çok üstüne durmayacağım. Bir de Galatasaray'a 30 santimlik bir şok haberi var. TFF tahkim kurulu yeni sezonda liste dışı bırakılan Abdülkadir Bitigen ile bazı hakem ve gözlemcilerin tekrardan görevine dönmesi için yaptıkları itirazları reddetmiş Tefife Tahkim Kurulu. Red verilen hakemler Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Erdem Bayık, Hakan Ceyhan, Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan. Yani zebanilerin en çok uğraşacağı e, Türkiye'deki kişiler listesi herhalde bu. Murat Erdoğan, Mustafa Sönmez, Serkan Ok, Serkan Tokat, Tugay Kağan, Num Anoğlu. Red verilen gözlemciler Alparslan Dedeş, Emre Altun, İsmail Şencan, Mesut Çarık, Orkun Akbaş, Süleyman Abay, Taner Gizlenci. Bunlardan hangisi şeydi ya? Geçen hakemin biriyle videosu çıktı. OnlyFans'ci bir hakem var. Ondan videosu çıktı. Neyse. Allah bildiği gibi yapsın. Şu listedeki hiç kimseye hakkımız helal değil. Onu da söyleyeyim. Allah hepinizi bildiği gibi yapsın. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ee, ya bunlar gidip alttan alttan Cihan Aydın gibiler geliyor. O da ayrı mesela. Yani Şiken'in bir rengi varsa bir Umurgalı bir yönetici vardı. Ee, dur. Neydi? Galatasaray Başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu. Bir tane paşa var. Yani yazıp girin bakalım paşa yazdığın zaman ne çıkıyor diye. Ee, aynı Galatasaray. Galatasaray, Paşayla sözleşmemizden ha buldum buldum. Sponsorlukla yasal sınırlar kalktı mı diyor Samiye haber. Mevzu Fenerbahçe, Beşiktaş ise Cumhuriyet savcılarda kör ve dilsiz olu verir demiş. Yani e, Galatasaray'la şu sayfanın da dediği gibi herhalde hakimler, savcılar göreve gelecekler. Eğer Türkiye'de hakim savcılar varsa Galatasaraylı arkadaşlar Paşayla imzalayan herkesin soruşturulmasını istiyor. Bunun yasa dışı bir olay olduğunu söylüyor. Yani açık açık da bu yasa dışı ile de imzaladıklarında gururla da söyleyecek kadar da omurgalı bunlar. Yani mükemmel iş yaptıklarını söylüyorlar. Yani Allah düşmanın bile omurgalısını, haysiyetlisini, onurlusunu, şereflisini nasip etsin. Yani eskiden Galatasaray benim bildiğim çok onurlu, dik bir takımdı. Duruşu olan bir takımdı. Yani şerefli bir takımdı. Eskiden ben öyle biliyordum. Şimdi nasıllar bilmiyorum. Şimdi iyi size bırakıyorum. Hani pas paşa yasa dışı şöyle böyle deyip de sonradan nasıl da imzalamaz utanırlar eskiden. Ya şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Galatasaray herhalde terör örgütü diyor değil mi? Yarın bir gün gerçekten yarın bir gün de terör örgütü diyecek misiniz yoksa hani ya boş verin ya illa terör örgütü mü diyelim mi diyeceksiniz? Onu da merak ediyorum. Hani mesela Fenerbahçe'nin gıcıklığına... Fenerbahçe PKK terör örgütü dese mesela. Fenerbahçe'ye inat olsun diye yo gayet yasal bir örgüt falan mı diyeceksiniz? Mesela FETÖ hakkındaki görüşünüz nedir? Size göre FETÖ örgüt müdür? 15 Temmuz'u FETÖ mü yapmıştır size göre? Hani bize göre 15 Temmuz'da 3 Temmuz'da FETÖ yapmıştır da hani size göre ne? Çünkü siz bugün okey dediğinizde yarın başka bir şey diyorsunuz da o yüzden soruyorum. Hani 59 öncesini kabul etmiyorsunuz. Olabildiğince mesela Mustafa Kemal Atatürk mesela Fenerbahçe'nin en Atatürkçü kulüp olduğunu söylüyorsunuz. Geçen sene şu Riyad'daki olaylardan sonra Fenerbahçe'nin Atatürk'ü savunduğu için sağdan çekildiğini söylüyorsunuz. Hani kaç ay sonra sizi Atatürkçü olarak göreceğiz Galatasaray? Ya da kaç yıl sonra? Ne bileyim iktidar falan değişirse hani Atatürkçü olma niyetiniz var mı? Ben çok merak ediyorum. Ya da mesela şunu söyleyeceğim. Yanağınızı falan okşattırmayı seven e, insanlarsınız. Siz sevecen, sempatik insanlarsınız. Hani yanağınızdan başka bir şey, yanağı okşatmadan başka bir düşünceniz var mı? Hani şampiyon olmak, yapılmak için hani başka yapabileceğiniz şeyler var mı? Fedakarlıklar. Ne bileyim biz Ali Koç'a çok kızıyoruz. Ama şöyle bir düşünüyorum. Ali Koç en azından Fenerbahçe'nin şerefini ayaklar altına almıyor. Evet bazen komik durumlara düşüyor bu. Bilmem neydi onun adı. Megafonla konuşmalar şu bu falan filan. Evet doğru. Komik duruma düşüyor ama hiçbir zaman şerefini ayaklar altına almıyor. Yani iki paralık e, insanlara kendini maskara etmiyor. Ya da bugün eğri dediğine yarın doğru demiyor. Eğer yanlış anlaşılma varsa çıkıp açık açık diyor. Arkadaş diyor şöyle oldu böyle oldu. Darısı başka takımların da başına inşallah. Ve yine Fenerbahçe taraftarına bir şey söyleyeyim. Allah rızası için Fenerbahçe taraftarı. Gözünüzü seveyim. Lütfen ama lütfen oyunlara gelmeyin artık. Artık düzenbazlıklara gelmeyin. Sahtekarlıklara gelmeyin. Artık Fenerbahçe'yi yıkmak isteyenlerin oyununa dümenine gelmeyin. Bak bunlar öyle bir hale büründü ki yani akşam peygamber sofrasına oturup sabah müşriklerle birlikte o sofranın alay eden tipler haline gelmeye başladı. Yani öyle insanlar vardı. Teşbih de hata olmasın. Bu örnektekine benzer isimler türemeye başladı. Akşam Fenerbahçe'nin sofrasına oturup sabah alay edenler türemeye başladı. Teşbih de hata olmasın. Bunlar yaşandı arkadaşlar. Yani halk arasında ya da Kur'an-ı Kerim'de bunlara münafık deniliyor. Söz verir, sözünde durmaz. Emanete hıyanet eder. Konuştukça yalan söyler. Bakın bakalım üç hettirikin hettiriği de uyuyor mu yani? Üçün üçü de uyuyor mu? Bir insanla bak eğer kendiniz için de söylüyorum, benim için de söylüyorum, herkes için söylüyorum. Bu üç kriterin üçü de varsa münafıksınızdır. Mesela söz verir sözünde durmaz. Mesela Galatasaray ne dedi? Biz dedi kanalımızda paylaşacağız hakem hatalarını. Söz veriyoruz. Paylaştılar mı? Ne dediler işte ligden çekilsin diye en adi şerefsizdir dediler. Eğer biz böyle bir şey dediysek ligden yani şey ligi oynatmayız diye en adi şerefsizdir dediler. Eğer biz böyle bir şey dediysek e, söz veriyoruz özür dileyeceğiz dediler. Sonra çıktılar dedik biz böyle bir şey demedik. Bak. Söz verir yalan söylüyor. Paşa'ya sponsor bilmem ne falan filan diyor sonra kendileri imzalıyor. alıyor. Bir de emanete gıyanet eder. Artık hangi emanete gıyanet eder? Yani münafıklığın üç alameti de arkadaşlar da sağ olsun yer edilmiş durumda. Yani Allah bir insana bela verecekken bazen ne yapar biliyor musunuz? O insana tükürdüğünü yalattırır. Kınadığın başına gelmeden ölmezsin diyor ya. Tükürdüğünü yalarsın. Hem de çok ciddi yalarsın. Bazıları tükürdüğünü çok çok ciddi yalıyor. Ee, arkadaşlar dediğim gibi gürültü bastırma gürültü filtresi. Şimdi gürültü bastırma diye bir şey var filtre var. Bak şu anda ben bunu yaptım. Eğer sesim kesilecek kesiliyorsa gürültü bastırma filtresinden dolayı ses kesiliyordur. Yani dediğim gibi gürültü bastırma filtresi son anlarda bunu yaptım. Ee, başta kaldırdım ya yani bütün efektleri, şunları bunları filtreleri kaldırdım. Eğer seste sıkıntı olursa son anlarda kesilirse gürültü bastırma filtresinden. Şimdi gürültü bastırmayı kaldırdım. Bir de şimdi de gürültü filtresi ekledim. Dikkatli arkadaşlarımız eğer söylerse sevinirim. Şimdi de gürültü filtresi ekledim. Eğer arkadaşlar seste kesilme oluyorsa yani söylediğim boşa gidiyor ya da ağzımı oynatıyorum ama ses gelmiyorsa bu da gürültü filtresinden. Bakalım sorun hangisindenmiş. Ama iki filtreyi de ben kaldırıyorum. Hocam iki filtreyi de kaldır gerek yok derseniz de iki filtreyi de kaldıralım zamanla zamanla deneriz arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum herkese. Görüşmek üzere arkadaşlar.